I could do this all day. Endgame'de kahramanlarımızın yarısı olmayacak olabilir ama bir noktada kaybolan kahramanlarımızın geri döneceğini ve herkesin bir arada savaşacağını biliyoruz. Yani en azından öyle umut ediyoruz. Yani bu kadar bütçe ve bu kadar imkan varken hepsinin bir arada olduğu bir sahneyi çekmeden bu seriyi bitireceklerini düşünmüyorum. Zaten Infinity War filminde yenilmemizin en büyük sebebi iç savaştan sonra kahramanların iki ayrı gruba bölünmesiydi ama bu 10 yılın sonuna geldiğimizde son oyunda Thanos'u yenmek için herkesin bir arada olması gerektiğini biliyoruz. Yani büyük resme baktığımızda almamız gereken ders bu ve herkesin bir arada olması kesinlikle bu 10 yılın muhteşem finali olacak. Ama o sırada karşımızda Thanos da olsa, Galactus da olsa, Eternity de olsa bazı kahramanlar diğerlerinden çok daha fazla güçlü olacaklar. O yüzden bu videoda tüm kahramanlar arasında kimin en güçlü olduğunu ve kimin en zayıf olduğunu konuşmak istiyorum. Ben bir liste yaptım ve listemde 10 kişi var. Güç sıralamasına göre bunun ilk 5'i şu an yaşamıyor olanlar. Onları da ekledim çünkü geri döneceklerini biliyorum. Şimdi bu 10 kişiye sırayla bakalım isterseniz. Elde edeceğimiz verilere göre de videonun sonunda listede bir güncelleme yapacağız. Şimdi önce kaybolan kahramanlardan başlayalım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Spider-Man bunca karakterin içinde kesinlikle en zayıfları veya en güçsüzleri değil ama benim seçtiğim 10 kişi de kendisini en sona koymak zorundayım. I'm Peter, by the way. Birincisi, Peter henüz bir çocuk ve örümcek hissi gibi önemli güçlerine daha yeni yeni kavuşuyor. Çizgi romanda artık yaş aldığı için kendisini tonlarca ağırlık kaldırabilen, gittikçe güçlenen biri olarak okuyoruz ama sinema evreninde Peter'ın kendisiyle ilgili öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Iron Spider zırhı onun üstün güçlerini 3'e katlayacak kadar güçlü bir zırh ve onunla birlikte dayanıklığı inanılmaz boyutlara çıkmış olmalı. Ama yine de bu zırhın özelliklerini de henüz bilmiyor. Ama tüm bu yaşananlardan sonra Spider-Man geri geldiğinde çok daha büyük, çok daha epik sahneleri olabilir. Sonuçta Thanos'a seri şekilde defalarca yumruk ve tekme atan ve bunu konuşurken yapabilen bir o vardı. O yüzden Peter'ı hiç de hafife almamak gerekiyor. Hey man, what's up Mr. Stark? Wakanda forever! Kral T'Challa'yı kendi filminde izlediğimizde bana pek de inanılmaz güçlü bir karakter gibi gelmemişti açıkçası ama bunu o filmin karakterin gücüne pek odaklanmamış olmasına bağlıyorum. Black Panther'ın hikayesi çok daha içsel bir konuydu ve filmin derdi de bambaşkaydı ama konu intikam olduğunda T'Challa'nın avının peşini bırakmayan bir pantere dönüştüğünü görmüştük. Hayatını üstün bir savaşçı olmaya adamışken ve vibranyumdan yapılma muhteşem bir zırhı varken Peter'la birlikte hız ve dayanıklılık konusunda benzer davranışlarda bulunabilirler. Black Panther şu an ölmüş olabilir ama onun ölümle ilgili başka bir özelliği daha var biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Hayır! Filmde ondan önce Kara Panter mevkiinde bulunan atalarıyla iletişim kurduğunu ve hepsinin ölüler diyarında olduğunu görmüştük. O yüzden ölüm kesinlikle onu korkutacak bir şey değil. Ve bu adam çizgi romanlarda ölüler ülkesinin kralı olmuş ve hem ölüleri hem de ruhları kontrol etmeyi öğrenmiş birisi. O yüzden onun kedi gibi masum durduğuna bakmamak gerek. That was awesome. Yes. Drax hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü kendisinin adı yok edici demek zaten. Ki çizgi romanlarda onun göründüğünden çok daha fazlası var. Thanos'un büyük babası Kronos, Thanos'u yenmesi için üstün bir canlı yaratmak istemiş ve Arthur Douglas adlı bir adamın ruhunu özenle tasarlanmış Drax'ın içine yerleştirmişti. Bu, Thanos'un ailesini öldürdüğü bir adamdı. Sinema evreninde ise Drax'ın ilkel bir yaşam formu olduğunu öğrendik ama geçmişini hatırlamayan birinden geçmişini dinlemek ne kadar doğru bilmiyorum. Drax'ın yaşam amacı Thanos'u öldürmek ve 50 ton ağırlığı kolayca kaldırabilecek kadar güçlü olan ve zarar görmeyen bir deriyle kaplanmış olan bu adamın amacına ulaşması çok da zor değil. Are you yawning? Doktor Strange'in özellikleri saymakla bitmeyen özellikler aslında. Çünkü biliyorsunuz kendisi mistik sanatların efendisi olduğu için elinde bir sürü koz var. Ve buna boyut, zaman ve mekan dinlememek de dahil. Hem fiziksel olarak hem de ruhsal düzlemde tüm evren onun oyun alanı gibi aslında. Ve deha seviyesinde zeki olduğu için birçok şeyi önceden planlayan ve herkesten önce hamleleri düşünen tehlikeli biri.
gerçekten tehlikeli biri. Çünkü bu kadar güce sahip olması bir yana doktorluktan yadigar olan kendini işe adamışlığı var. Infinity War'da Thanos'u en çok uğraştıranlardan biri oydu zaten. Çünkü diğerleri hızlı hamleler yaparken o tüm hamlelerini planlayarak hareket ediyordu. Dün yüklediğim videoda da Doctor Strange'in Endgame'de nasıl planlar yapacağından bahsettim. Onu da izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz. Ve kontrol edemeyeceğimiz kadar büyük bir güçten bahsetmemiz gerekirse Wanda Maximoff'u unutmamamız gerekiyor. Wanda sinema evreninde güçlerini tamamen zihin taşından almıştı biliyorsunuz. Ve Vision, Quicksilver gibi bir sonsuzluk taşının güçlerini taşıyan karakterlerden biriydi. Ama Wanda bu gücü taşımaktan çok içindeki hislerle birlikte bu gücü korkunç seviyelerde kullanmayı da öğrenmeye başlayan biri. İnsanların zihniyle oynaması, sadece düşünerek herkesi patlatabilmesi, telekinezi yöntemiyle birine fiziksel olarak zarar vermesi ve sahip olduğu enerjiyi dışarıya çıkarabilmesi aslında onun bir sonsuzluk taşıyla tamamen bütünleştiğini gösteriyor. Sadece Wanda bu güçlerle tam olarak ne yapabileceğini henüz bilmiyor ve eğer kontrol edilmezse geri geldiğinde çizgi romanlardaki gibi aklını yitiren ve etrafına zarar veren bir kadına dönüştüğünü görebiliriz. Bu yüzden Thanos'un en çok korkması gereken kişilerden biri bence Scarlet Witch. Onun bir sonsuzluk taşını yok ettiğini unutmayalım. Hatırlayalım bunları. Evet, bu beşli Infinity War filminde yok olan karakterlerdendi. Şimdiki beşli ise Endgame filminde her şeyi geriye almak isteyen kahramanlardan seçtim. Evet, bazılarınız Captain America'nın ne gücü var ki diyebilir. Ama bu, onda diğerlerine sahip olmadığı özellikleri göremeyen birinin söyleyeceği bir söz. Steve Rogers bir süper asker ve en güçlü hali ancak Hulk'ın evdeki pinekler Kenki hali kadar olabilir ama bu onun Hulk'tan daha az tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. You need men in these buildings. Why the hell should I take orders from you? Bu ekibin içinde görevine en net odaklanabilen, aklı karışmadan, güçlerinin yetersizliğini düşünmeden her şeyi yapabilecek adamlardan biri. Thanos'un eline yapıştığını ve canı pahasına onu durdurmaya çalıştığını hatırlıyorsunuz. Buna Thanos da şaşırmıştı. Torun çekicini hareket ettirdiğinde de torun şaşırdığını görmüştük. Bu sahneler bize çok şey anlatıyor aslında çünkü 10 yıllık bu süreçte kaptan tam olarak nereye ait olduğunu bilmeyen bir adamdı. Ama şu an neden 70 yıl sonra uyandığını ve neden şimdi burada olduğunu çok iyi biliyor. Bu bir savaş ve Nick Fury'nin dediği gibi savaş askerlerle kazanılır. Sometimes there isn't a way out, Tony. Right. I've heard that before. Is this the first time you lost a soldier? We are not soldiers. Tony Stark sinema evreninin sırtlanan ana karakterimiz zaten ve Endgame'de onun rolünün büyük olduğunu tartışamayız bile. Aslında onun bir zırhın içinde süper güçleri olmayan bir adam olduğunu da biliyoruz. Ama Tony Stark'ın izlediği yolda Thanos'un sonunu getirmeden ona uyku yok. Adam yıllardır yukarıdan gelecek bir tehdidi bekliyor ve tüm bunları yaşanacağını çoktan öngörüyordu. Bu yüzden süper gücü zekası olduğu için herkesten çok daha fazla hazırlık yapıp herkesten daha fazla çalıştı ve Infinity War'da Thanos'un en az kanamasını sağlayan hamleleri yapabildi. All that for a drop of blood. Yine de ne kadar üstün silahlar üretirse üretsin bunların yeterli olmadığını biliyor. O yüzden yapacağı iki şey var. Biri başına buyruk hareket etmemeyi artık öğrenmesi. Çünkü uzayda sürüklenerek dönmesi ona bir ders olmuştur. İkincisi de daha büyük silahlar üretmek. Yani her şeye rağmen onun daha donanımlı davranacağı kesin. Sırf Thanos yenemedi diye başka bir yol izleyecek değil. Tekrar deneyecek. Ve belki de tekrar yenilecek ama daha iyi yenilecek. Dude, you're embarrassing me in front of the wizards. Evet, sevgili Bruce Banner. Artık Hulk'la anlaşmanı bekliyorum. Biliyorum kendisinin dertleri ve sıkıntıları var. Her şeyden önce onu anlayan bir dosta ihtiyacı var. Sinema evreninde Hulk'ın çoğu şeyden etkilenmediğini gördük ama onun da tek zayıf noktası duygusal noktaları. Üzüldüğünde, kötü hissettiğinde Banner formuna sığınmak istediğini artık anladık ve Thanos'la dövüştüğünde beklenmedik şekilde dayak yemesi onu kötü etkilemişti. Ama bu sefer Banner'la birlikte hareket eden üstün bir Hulk izleyeceğiz ve o zaman gerçek bir yenilmez nasıl olur görecekler. What are you crazy? Yes. Thor ve Hulk'ın savaşını hatırlıyorsanız
Thor'un neredeyse finalde Hulk'ı yendiğini görmüşsünüzdür. Bu Thor'un artık canını tak ettiği anlardan biriydi ve biz sinema evreninde Thor'u hep böyle anlarda güçlenirken görüyoruz. Hela'nın onun gözünü çıkarmasının ardından babasının ona bir tanrı olduğunu hatırlatmasıyla aklı başına gelmişti ve Thor'un saf gücünü yavaş yavaş kabul etmeye başladığını görmüştük. Daha sonra Thanos onu kıskıvrak yakaladığında da hazırlanıp gelip Thanos'un göğsüne baltasını saplamıştı. Ama burada daha yeni taşlarını tamamlamış Thanos'un hazırlıksız yakalandığını ve düşünmeden boş bir hamle yaptığını biliyoruz. Yine de Thor tüm Avengers'ların arasında her zaman en güçlü karakter oldu ve onun etrafta olması insana güven veriyor. Thor hala gücünün en üst seviyelerine çıkmış değil. Hala Odin gücünü tam olarak kullanmıyor. Eğer kullansaydı onu listenin en başına alırdım ama şu an listenin en başında başkası duruyor. Oh, hello. Ya keşke. Carol Danvers hayatımıza daha yeni girdi ama hem güçlü karakteriyle hem de üstün güçleriyle onu listenin başına almak zorundayım. I like this one. Şimdi kızanlar olacaktır ama önce bir dinlemenizi istiyorum. Çünkü liste mutlaka düzenlenecek, merak etmeyin. Her şeyden önce Kaptan Marvel güçlerini uzay taşından alıyor biliyorsunuz. Bir sonsuzluk taşının enerjisini içine hapseden ve bu gücü kullanmayı çok da iyi öğrenmiş hale gelen birini unutmamamız gerekiyor. Kaptan Marvel'ın çizgi romanda binary form olarak bildiğimiz hali nadiren ortaya çıksa da onu tüm enerji türlerini kontrol edebilen, ışık hızında hareket eden, uzay, zaman ve madde kavramlarını yok eden bir hale sokuyor. Ve filmde buna biraz göz kırptılar. Yani filmde bu kadının Thanos'un gemisi kadar devasa bir uzay gemisini içinden geçerek ortadan ikiye böldüğünü gördük. Belki biraz abartmış olabilirler ama işin içine sonsuzluk taşlarını karıştırıyorlarsa abartmaları gerekiyor tabii ki. O yüzden aynı performansı Scarlet Witch'ten de bekliyorum. Ve Thor'un artık bir tanrı olarak gerçek gücünü keşfettiğini de görmek istiyorum. Hani bunlar olana kadar listemiz bu şekilde. O yüzden Kaptan Marvel birinci sıraya geçti. Ama filmin sonuna doğru yok olan kahramanlarımız geri dönerse ve tam olarak güçlerini keşfederlerse işler değişir o zaman. O zaman bu listede Thor'u en başa alırdım ve bunların da yerini değiştirdikten sonra Drax'ı çıkarıp ikinci sıraya Star-Lord'u koyardım. Evet, şaşırdınız mı? Star-Lord aslında evrendeki ilk kozmik varlıklardan birinin hayatta kalan tek oğlu biliyorsunuz. Ve Galaksinin Koruyucuları filminde babasından ona kalan güçleri nasıl kullanacağını öğrenmişti. Ama babasını yok edince bu güçler de yok olmuştu. Ve bu benim çok fazla canımı sıkıyor. Bence Star-Lord'a güçlerini geri vermeliler. Yani böylelikle Infinity War'da yaptığı hataları düzeltebilir, değil mi? Çok başarılı oldu. Telafi etmesi gerekiyor. Büyük salaklık oldu çünkü yani. Yani bunlar olabilmesi mümkün şeyler. Ve 3 saatlik Avengers Endgame filminde de belki bunlara yer verirler. Evet, özellikle de Thor adım adım daha da güçleniyor ama onun gücünün en üst seviyesine çıkmasını bir yolunu biliyorum aslında. Söylemem. Hiç ısrar etmeyin, söyleme. Çünkü bir sonraki videoda bahsedeceğim. İlginç bir konu, seveceksiniz. Emin olabilirsiniz. Evet, bu muhteşem listeyi artık siz şekillendirin. Mesela sıralamayı kendinize göre yazabilirsiniz yorumlarda. Hayır, benim 5'im bu, benim 3'üm bu falan. Güzel olur. Ben de beğenirim, kalpler atarım. Evet, umarım ipucunu görmüşsünüzdür. İpuçlarından birini Instagram'da paylaşacağımı tekrar hatırlatmak isterim. Henüz paylaşmadım. Haksızlık olsun istemedim çünkü yavaş yavaş geliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel bir hediye paketi hazırlıyorum. İçindekiler biraz sürpriz olacak. Hala toplama aşamasındayım ama ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Beni YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi, abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yapmazsanız bunları bilmiyorum. Kara delik var şu an. Oradan Kaptan Marvel çıkıp gelebilir. Tamam, neyse işte. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Oley! Bu videoyu nasıl çektim bilmiyorum, biliyor musunuz? Ayakta uyudum resmen. Çünkü şu an sabah 6.